bilirsinizdir. Ah Kıvanç Bey, artık yok. Sanki daha önceden Kıvanç Bey vardı. Vakit kaldığımız yerden devam etme vaktidir. Düştüysek kalkmasını da biliriz biz. Biliriz. Bravo Zeliş. Bravo. Bu yüzden başkıran kadın kompüt vinikoriz. Ne diye kadın ne kadın kooperatif ha ne o? Ya sahne ya Allah Allah kadın değil. Sen ne anlarsın alkışla sen. Fiko abi Fiko abi yani demek istediğim ki bundan sonra bir aracı olmadan kimseye avuç açmadan kendi mallarımızı kendimiz satacağız. Kendimiz satacağız. Satarız. Ben Zeliş'e katılayım. Zeliş'in arkasındayım. Artık bu düzenbazların bizi sırtımızdan bıçakladığı yetti. Sırtımızda bıçaklanacak yer kalmadı. Zeliş'e benden hep destek, tam destek. Bravo. Size de bravo başkanlar. Ben şimdi gideyim hemen gerekli belgeleri halledeyim. Kooperatifimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bravo. Hayırlı olsun. Kıvanç da olsun. Olamaz. Evet, seanslarımız tekrar başladı. Ne istedin sen bizden ha? Sen bu köylü milletini kandırmaya utanmadın mı? Ulan köylü milletin efendim dişidir lan. Efendim... Vallahi 500 lira tuttu senin. Bana bak benim canımı sıkma sağa da vururum ha. Ama... vereceğim parasını sonra nakitim yok. Emme sen de hep yazdırın ya. Mahvettin vakiti. Nasıl ya? Zeliş Mehmet'ten nefret ediyor. Bayağı bayağı vurmuş Mehmet'i öyle mi? Deli bu kız ya. Ama ıskalamış. Bak, ıska budur işte. Zeliş isteseydi Mehmet'i tam 12'den vurabilirdi ama... onu öldürseydi bir daha onu acı çektiremezdi. Onun yerine yaşayan bir ölüye çevirmek istedi sadece. Bence affetmeyecek. Mehmet çok kan kaybetti anne. Artık atak yapma sırası sende. Oyunu kazanmak istiyorsan hedefine odaklanman lazım. Aklın nerede senin? Böyle karavana atışlarla hiçbir zaman hedefine ulaşamazsın. Toparlaman lazım kendini. Tamam ya, üstüme gelme. Ayrıca... bence Mehmet Zeliş'ten öyle kolay kolay vazgeçmeyecek zaten. Senin arkanda ben varım anne. Mehmet'i Zeliş'ten uzak tutma işi bende. Senin gözün yeter ki hedefinde olsun. Nasıl olacakmış o iş? Hı? Ya Mehmet o köye resmen kök saldı ya. Ne yapacaksın? Taş kranı yerini mi değiştireceksin? Çok yaklaştın. Ama köyün yerini değiştiremiyorsam... ben de Mehmet'in yerini değiştiririm. Ona yeni bir hedef vereceğim. Ama sen de bana yardım edeceksin hem de. Asla tereddüt etmeyeceksin. Asla. Şimdi. İnanmıyorum. Başardık. Başardık. Sana seve seve yardım ederim. Zaten biz ortağız. Eğer birbirimize yardım edersek ben de taş kıranda hayallerimin tesisini açabilirim. Ben de hayallerimin adımına kavuşurum. Unutma anne. Mehmet'e yarayı açan Zeliş oldu. Kapatacak olan sen olacaksın. Hedefe odaklan ve tam 12'den vur. İçer misin? Şey tamam değil mi? Eksik yedik hiçbir şey kalmadı. Yok kız telaş yapma. Her şey tas tamam hazır. Ha, tamam. Kontrol edeyim. Kooperatif kuruluşu tamam. Bu da tamam.
Yazılı taahhütname. Aslı! Taahhütname yok. Aslı taahhütname yok. Nerede? Onu almaya gidiyoruz ya. Doğru ya. Bizim kafam gitti benim de. Artık aklın neredeyse. Aslı, kafam işimden başka hiçbir yerde değil. Benim hayatım Mehmet'ten önce ve Mehmet'ten sonra olmak üzere iki ayrılığı. Bugün benim milat günüm. Lütfen bunun konusunu bir daha açma. Kimin konusunu açmayayım? Mehmet benim için her 10 kişiden birinin adı. Bu kadar. Bitti. Kız ben Mehmet diye bir şey demedim. Sen deyip durayım. Aslı Mehmet deyip durmasana ya. Aha bak yine dedin. Aslı tamam sus. Ben şimdi bu taahhütnameyi halletmeye gideyim. Sen de bankaya gidiyorsun hemen ödeme yapıyorsun. Dekontu getiriyorsun. Burada buluşacağız tamam mı? Tamam. Muhtemet demek ben demek. Yo Mehmet demediğim. Ya kız ne Mehmet'i Muhtemet dedim Muhtemet. Ha, senin aklın hala... Aslı. Mehter maaşında diyecektim ya. Neyse hadi ben kaçıyorum Sayın Golpet Müdürüm. Hadi kaç ya şimdi çabuk tamam, gel. Tamam gelin. Bekleyeyim. Ulan kafayı yiyeceğim ya. Burası benim kaçıncı yer et dediğim yer. Abi iyi tarafından bak ya. Zaten müdürleri kimse sevmez. Herkes nefret eder. En azından hala millet seni seviyor be abi. Öyle düşün. Kıvanç benim iş bulmam lazım. Benim bir şekilde iş bulmam lazım ama babam sürekli önüme engel koyuyor. Şu orduda zaten benim babamın lafını dinlemeyen tek bir tane adam yok ki. Sen hariç Mehmet oğlum. Sen hariç. Oğlum illa sana kucak açacak bir yer buluruz ya. Yok o taktı kafaya. Beni hiçbir şekilde hiçbir yerde barındırmayacak. Yakında böyle bütün iş yerlerinin önüne benim fotoğrafımı asacaklar. Mehmet Yamaner giremez diye. Ama şöyle bak. Kölelikten işsizliğe terfi et. Hani bu da bir başarıdır ya. Yani. Aslında ömür boyu Zeliş'te çalışmayı tercih ederdim de. O istemedi. Yazık etti ikimize de. Yani Zeliş'e yalanları sen söyledin. Sana tekmeyi koydu. Ama olan Aslı'yla bana oldu. Tamam sen Aslı'yla ne yaparsan yap. Ama bana Zeliş deme. Benim zaten hayatım artık üçe ayrılıyor. Biri Mehmet Yamaner, iki sarı çizmeli, üç tek tabanca Mehmet. Ama ben hepsinin üstesinden geleceğim. Tamam tek tabanca Mehmet. Benim birazcık dilim damağım kurudu burada beklerken su alacağım. Bir şey istiyor musun? Yok. Ha? Yok. Emin misin? Gitmişken alayım. Yaz. İyi sen bilirsin. Of. Of.